neredesin? Öldüm ben baksan. Geldim işte. Ben gidiyorum bro. Tamam hadi devam et. Uğurlar olsun. Allah'a emanet. Tamam. Hadi eyvallah. Arıyorum, telefonun da kapalı. Yunus nerede bilmiyorum diyor. Korktum, bir şey geldi başına diye. Geldim işte ya, geldim. Tek parça senin karşındayım işte. Panik yapma. Babanı aradın mı? Hı, aradım. Biz de bekliyoruz hapishanenin kapısında şimdi çıkacak diye. Karambolle kaçıp gitmişsin. Nereye gittin? Hı? Yine ne işler çevirdin? Şey vardı, bir yanlış vardı da onu şey yaptım, geldim. Hallettim, geldim. Barış uyarı. Onu bir düzelttim, geldim. Aklıma gelmedi, sen olayım. Merak etme, bundan sonra o zibidi sana hiçbir şey yapamayacak. Sen merak etme. Tamam mı? Evlenirken imzaladığı protokolü devreye sokuyoruz hemen. Evet, aynen. Aynen. Bütün yükümlülükler geçerli olacak. Boşanmak istiyorsa o sözleşmede yazan tazminatın tamamını bana ödemek zorunda. Hadi bakalım, boşanabiliyorsa boşansın şimdi. Şimdi daha çok hırslanacak sana. Yatsın kalksın, o bu kadarla kaldığı için şükretsin. Yoksa ben biliyordum yapacağımı. İyi, hadi gel. Çok anlatacak şeyim var sana. Dur, dur. Şey... Bir sırtını bir döner misin? Niye? Dön bir ya, dön. Zaten evlenirken demiştim, mutsuz olursan, geri dönmek istersen ben hep arkandayım diye. Yani geri dönebileceğimi biliyordum tabii ama... Bir anlaşma yaptık. Sen baştan hata yaptın o heriflerle anlaşma yapmakla. Bir tane daha ister misin? Sağ ol. Tabii annem durumu öğrenince Barış'a tavrı anında değişti. O bile şaşırdı annemin bana bu kadar sahip çıkmasına. Ne zannetmiş Hıyar? Ondan yana olacağını düşünüyormuş? Yok. Yani başta o destekledi ya. Ha. Ama şimdi o da pişman bana engel olmadığı için. Ya o da ne bilsin. Benim iyiliğimi düşünüyordu, yazık. Ben mutsuz olacağım, yanlış bir karar vereceğim diye kendi istediği gibi yönlendiriyordu beni. Ama artık o da anladı neyin ne olduğunu. Şimdi yürü git kızım diyor bana. Sen ne yaşamak istersen yaşa, kimsenin ne diyeceğini ne düşüneceğini düşünme diyor. Bu hayat senin hayatın. Yeter ki mutlu ol diyor.
Yani bütün kararlarımı bana bırakıyor artık. Ben çok konuştum. Hadi biraz da sen anlat. Ben mi? Ne anlatayım sana? Anlatacak bir şey yok. Vallahi dört duvar arasında günleri saydık durduk işte. Gerçekten saydım ama. Yani tam olarak 505 saat 37 dakika. 30.337 dakika. Vallahi. Hep seni düşündüm. Kim bilir içeride olmak, tekrar içeri girmek ne kadar zor gelmiştir dedim. E kolay değil tabii. Eski şeyleri hatırlamak, onları tekrar yaşamak. Benim yüzümden. Ya ne alakası var kızım senin? Seninle bir alakası yok. Yani ben o mahkemede zaten öyle bir mevzu çıkarmasaydım beni içeri almayacaklardı. Yani inşallah bundan sonra öyle bir aksilik çıkmaz. Orası çok garip bir yer Cemre. İçerisi çok başka bir dünya. Yani çeşit çeşit insan, çeşit çeşit karakter. Bir dolu değişik hikaye. Koğuş'ta Mehmet diye bir genç vardı. Tutuklular buna Memo diyorlar. Ben de girdikten sonra uzaktan bunu kesiyorum. Tam benim böyle genç. Benim hapse ilk girdiğim zamanlardaki gibi. Şimdi çok yaşlısın ya. Ya bunu eziyorlar. Her türlü işlerini falan yaptırıyorlar. Bu çocuğun da sesi solu çıkmıyor böyle. Yani hırgür çıkmasın. Ne bileyim sıkıntı çıkmasın. Problem falan olmasın diye. Çocuk da böyle başını eğmiş. Mülayim bir çocuk yani. Çok zoruma gitti. Yani çünkü geçmişimdeki o dönemdeki yaşamış olduğum sıkıntılarla sanki bir anda yüzleştim. Zoruma gitti. Sonra dayanamadım. Bu çocuğu korumaya karar verdim. Yapmasan şaşardım zaten. Dur dur bir dinle. Daha hikaye bitmedi. Bu bizim mülayim zannettiğimiz, saf zannettiğimiz çocuk. Meğerse herif cinayetten içerideymiş biliyor musun? Harbi gitmiş vurmuş ama yani. Aa. Yani bir kaza kurşunu falan öyle cinnet minnet öyle bir durum değil yani. Bir de yani konuşma esnasında diyor ki bu kadar da rahat anlatıyor. Ben dedi eski dedi manitamın dedi. Sevgilisini dedi öldürdüm. Yani esas zaten korktuğum nokta bu anladın mı? Yani tabii herkes iftira kurbanı değil. Barış'ın kurbanı. Ya o bana kurban olsun şimdi ben onu. Onun konusu açıldığı zaman benim sinirlerim böyle bir şey oluyor. Bir garip oluyor. Neyse ya geçti gitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.